Bugün iktidara geldiniz diyelim. Evet. Yarın sabah ilk neyi değiştirirsiniz Türkiye'de? Vallahi yarın sabah ilk neyi değiştiririz biliyor musunuz? Bütün siyasi parti genel başkanlarını çağırırım. Parlamentoda grubu bulunan ve bulunmayan bütün partileri çağırırım. Önce adalet sistemini değiştir ve adalete güveni sağlar. Bizim Türkiye Değişim Partimizin ana ilkelerinden bir tanesi evrensel hukuk kuralları. Biz evrensel hukuk kurallarını bütün dünyaya kabul ettirmediğimiz süre içerisinde ülkemizi şampiyonlar ligine taşıyamayız. bugün, bu adalet yıpranmış vaziyette. Adaletin enerjisi düşmüş vaziyette. Adalete güven azalmış vaziyette. Bir gün hiç unutmuyorum. Beni Harvard'a davet ettiler. Harvard'a. Bazı böyle kendini entelektüel gören bazı e, tepeden bakanlar da bizi kıskandılar hadi. Yani Erzincanlı Sarıgül Harvard'da ne arıyor? Sen gidiyorsun da ben niye gitmiyorum? <laughs> Ay sen gidiyorsun da ben niye gitmiyorum kardeşim? Senin elin kolun var da benim yok mu yani? Böyle bir şey yok. Gittim Harvard'a. Harvard'a gittim. Harvard'da konu e, küresel demokrasi. Küresel demokrasi. Enteresan bir şey. O anda başka bir şey düşündüm. Ve dedim ki sağ olsun Necdet Mercan canım benim. Onunla da yardımcım, çalışma arkadaşım. Onu hep özlüyorum. Dedi ki başkanım bizleri şeyi konuşalım. Neyi konuşalım dedim? Dedi ki... Biz dedi, biz dedi küresel demokrasiyi konuşmayalım, küresel ekonomiyi konuşalım. Ben Harvard'da küresel ekonomi, ekonomi üzerine bir konuşma yaptım. Abi yer yerinden oynadı. Küresel demokrasi, küresel ekonomi değil, küresel demokrasi. Demokrasi varsa ekonomi var. Demokrasi yoksa ekonomi yok. Güven varsa ekonomi var. Güven yoksa yok. Güven varsa yatırımcı geliyor. Yoksa yok. Bugün yok. bakıyorum. Birçok yatırım yapmak isteyen e, yabancı yatırımcılar Bulgaristan sınırına gidiyorlar, başka ülkeye geçiyorlar. E bunlar beni e, Türkiye Cumhuriyeti'nde sorumluluk taşıyan ülkeyi yönetme aday birisi olarak son derece üzüyor. Ben ülkemde üretimin artmasını istiyorum.